Kamera kapanmış. Sen çok seversin. Hocayı sana babalık yaptım ben. Senin baban bir başkasıymış. Hazal Hanım. Hazal Hanım. Hazal Hanım. Hazal Hanım. Hazal Hanım. Hazal Hanım. Hazal Hanım, iyi misiniz? İyiyim, iyiyim. İyiyim, iyiyim. Rotasyon düştü galiba. Geçen gün de böyle oldunuz. Ya biraz önce herkes buradaydı. Şimdi kimse de yok. Ben Vural Bey'e haber vereyim. Nevra, Vural'ı karıştırma. İyiyim ben. Ama Hazal Hanım, böyle olmaz. Bir doktora görünmeniz lazım. Biraz dinleneyim, geçer. Olmaz. Olmaz Hazal Hanım. Doktora gitmezseniz Vural Bey'e haber vereceğim. Tamam, giderim birazdan. Bana su verir misin? Sonuçlarınızda bir anormallik yok. Öyle mi? Sevindim. Muhtemelen tansiyonunuz düşmüş. Beslenmenize dikkat etmeniz lazım. Tabii bir de stresten uzak durmanız gerek. O şu aralar çok zor benim için. Bu arada gebelik testi yaptırmamışsınız. Gerek yok. Ben istemedim. Buyurun, sizi ben bir de muayene edeyim. Gebelik testi istememekte haklı mısınız Hazal Hanım? Siz bakiresiniz. Nasıl? Dediğim gibi bakiresiniz. Sen bana diyorsun ki baba git ilah katil ol. Bunu mu istiyorsun? Ne diyorsun kızım sen? Sen manyak mısın? He? Ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu senin? Ya sen her gün benim yüzüme bakarak beni sevdiğini söyleyen kız değil misin? Ya sen benim için ölürdün be. Ne oldu şimdi? Yalan mıydı? Toparlan artık. Şu üstündeki gelinlik bile yük gibi geliyor sana. Ama güçlü olmak zorundasın. Kenan için. Sayın Hazal Sancak, Vural Demiroğlu'nu eşiniz olarak kabul ediyor musunuz? Başım sağ olsun kızım. Haklısın. Al o zaman, istediğine ver. Gerçekten hak eden birine. Asla sana dokunmayacağım söylemiştim.
şey saklıyorsun sen? Söyle. Hadi söyle. Neyin var? Yüzüme bak. Benim gönlüm sende. Seni seviyorum Kenan desen. Beni mecbur bıraktılar Kenan desen. Ben gene de inanırım ben. Gene de inanırım. Senin parayla pulu derdin yok. Hiçbir zaman olmadı. Sen böyle bir kız değilsin Hazal. Konuş benimle, anlat. İçindeki bu nefreti de, sevgiyi de sök az kalbinden. Yeniden birlikte oluruz diye küçücük de olsa bir umut varsa içinde, sil at. Biz diye bir şey yok. Bir daha da olmayacak. Ben kocamı seviyorum. Sevmiyorsun burada. Biliyorum. Bir yalan uğruna mahvettim. Ama bundan sonra böyle olmayacak. Yukarıda değil mi? Hoş geldiniz Vural Bey. İlk erken geldiniz. Şey, Hazal'ın biraz rahatsızlanmıştı, doktora gitti. Benim niye haberim yok? Hazal neredesin bakayım sen? Yoldayım, eve gelmek üzereyim. Nevra doktora gittiğini söyledi. Ne oldu, neyin var? Önemli bir şey değil. Tansiyon düşmüş sadece. Doktor merak edecek bir şey olmadığını söyledi. İşte nereden çıktı bu tansiyon meselesi falan şimdi? Sence nereden çıkmış olabilir? Babam durup dururken hapse girdiği için olabilir mi? Yeni kavuştuğun 3 günlük baban için kendini harap ediyorsun yani. Neyse Vural, eve geliyorum. Evde konuşuruz. Abi, nasılsın? Bana bak, bana hastaymışım gibi davranmayın, tamam mı? Ben hepinizden daha iyiyim. Hatta en iyiniz benim. Bak, ben seni sadece iyi olmanı istiyorum. Sen iyi ol, mutlu ol. Başka da hiçbir şey istemem. İyiyim ben. İyi. Ben üstümü değiştirip dışarı çıkacağım. İşlerim var. Akşam da Defne ile dışarıda yiyeceğiz. Büyük ihtimalle geç döneriz. Eğer bir şeye ihtiyacın olursa ararsın, tamam mı? Tamam, ararım. O değil de sen niye düştün bunların peşine? Şunu bana açıkça anlatsana. Öğrenip ne yapacaksın Gencer? Sana ne? Zaten bu zamana kadar anlayamadıysan ben sana ne diyeyim ki? Para için mi? Ya sen Sinan Demiroğlu ile evlisin. Hala karşıma geçmiş para diyorsun. Sinan Demiroğlu ile evli olman bir şey değiştirmiyor ki. Bu bildiğin ne umdum ne buldum durumu. Anlamadım. Uzatma Gencer. Ruh hastası abisinin gerisinde kalmış sünepe bir kocası olan anlar ancak beni. İnsanın kocası beceriksiz olunca hak ettiği servetin peşine de... Karısı düşer diyorsun. Aynen öyle diyorum. Efendim Celle. Hemen konuşmamız lazım. Sonra konuşsak, şu an hiç müsait değil. Ne oldu? Sesin bir tuhaf geliyor. Yok bir şey. Halletmem gereken bir şey var sadece. Sonra ararsam olur mu? Peki. İşin biter bitmez ara beni. Olur. Olan tek bir şey var. Hazal.
Hoş geldin Sazal Hanım. Nasılsınız? Önemli bir şeyiniz yok değil mi? İyiyim, iyiyim. Yok bir şey. Vural Bey evde değil mi? Çalışma odasında. Hoş geldin karıcığım. Ne oldu, her şey yolunda değil mi? Sana bir şey sormak istiyorum. Sor. O gün ne olduğunu bilmek istiyorum. Hangi gün? Çeşmede beni teknede zorla tuttuğun gün. Kıyametim olan gün. Ne olmuş? Ben de onu soruyorum Vural, ne oldu? Sen ne hatırlıyorsun, ne oldu? Ben hatırlamıyorum Vural. Yok, yok yapamayacağım. Dokunamayacağım sana. Çünkü bu ellerim sana dokunursa solup yok olacağından o kadar çok korkuyorum ki. Hasta birisiyim ben. Kötü birisiyim. Her şey kötü başlamış bile olsa. Bir gün acaba sever misin beni? Sensiz yaşamak istemiyorum. Özür dilerim. Sana söylüyorum, konuşsana, ne oldu o gün? Ne bileyim, ne olduysa oldu, geçmiş geçmişte kaldı, ne önemi var? Ne kadar kolay söylüyorsun. Geçmişte kalmadı. O gün aramızda hiçbir şey geçmediğini biliyorum. Ne diyorsun sen? Biliyorum, bugün doktor söyledi. Beni buna nasıl inandırdıysan artık. Hazal. Hayatımı elimden aldın sen benim. Ya ben kendim nasıl hissettim, yere bak, fikrim var mı acaba? İntiharı bile düşündüm ben mi? Senin yüzünden! Hayatımı çaldın, umutlarımı, geleceğimi silip süpürdün. Sana kıyamam ki ben. Dokunma bana! Kıyamazmış. Senin kıyamamış halin bu mu? Sen istemeden sana dokunabileceğime nasıl inandın Hazal? Dokunma bana! Seninle geçirdiğim sürede o kadar çok şey gördüm ki. Artık her şeye inanır oldum. Ne yaptıysan beni sev diye yaptın. Peki. Uzatmaya gerek yok. Dur gitme. Benimle kal, gitme ne olur. Dokunma bana! Gidiyorum demedim ki zaten. Sadece bir yalanla yaşamak istemiyorum artık. En doğal hakkım bu değil mi? Bu hayatta seni benden daha fazla kimse sevemez. Kimse sevemez. Kesin bir biteniye var. Yani düşünüyorum, taşınıyorum, parçalar bir türlü birleşmiyor. Yok. Usta yapmadı bu işi, ben eminim. Abi ben de eminim. Ben de biliyorum ama ispatlayamadıktan sonra bilmenin de bir manası yok ki. Peki parmak izleri? Parmak izleri silinmiş. Silahın başkasının elinde olduğuna dair resmi bir belgemiz de yok. Üstelik biliyorsunuz, cinayet aletinin ruhsatı Aziz Bey'in üzerine kayıtlı. Bu durumda tutuklu yargılanmasına karar verilmiş işte. Elimizde bizi haklı çıkaracak tek bir delil dahi yok. Allah kahretsin, elimiz kolumuz bağlandı resmen. Biz ne yapacağız şimdi avukat? İşimiz mucizelere kaldı. Eğer işimiz mucizeye kaldıysa
Ben de o mucizeyi bulacağım. Allah kurtarsın abi. Sağ ol kardeşim, sağ ol. Geçmiş olsun abi. Eyvallah, estağfurullah. Estağfurullah. Müsaade var mı abi? Geç otur bakalım. Allah kurtarsın abi. Eyvallah koçum. Sen zaten mahpushane koridorlarına alışkın bir abimizmişsin. Daha koğuşa gelmeden namın duyuldu. Bu da geçer. Madem biz gelmeden namımız duyuldu, o zaman aç kulağını da ben iyi dinle. Zamanın birinde ilge bir gezgin varmış. Bir gün bir kralın sarayının kapısına gelmiş. Muhafızlar da bu bilge gezgini tanıdıklarından sorgu sual sormadan hemen kralın huzuruna çıkarmışlar. Kralla gezgin karşı karşıya gelmişler. Kral sormuş, ne istersin, senin için ne yapayım demiş. Gezgin de demiş ki, uyumak için bugün bu handa kalmak isterim demiş. Kral çok öfkelenmiş tabii. Burası benim sarayım demiş, sen buraya nasıl han dersin? Gezgin gülümsemiş. Peki demiş, bu sarayda senden önce kim kalıyordu biliyor musun demiş. Kral da demiş ki baban, ama öldü. Gezgin devam etmiş. Peki ondan önce kim yaşıyordu? Kral demiş ki dedem, ama o da öldü. Gezgin gülümsemiş. Demiş, madem burası insanların bir süreliğine gelip kaldığı bir yer, sonra da terk ettiği bir yer, o zaman niye han demeyeyim ki? Hanımıza hoş geldin abi. Eyvallah, sağ ol. Hayırdır? Yeni bir gelişme mi var? Yok be abi, nerede? İşin içinden bir türlü çıkamıyoruz. Nöbetçi mahkemede Aziz abinin tutuklu yargılanmasına karar vermiş. Hapishaneye yollamışlar. Avukat da işimiz mucizeye kaldı diyor. Yapma ya. Abi. Bak. En ufak bir şey bile hatırlıyorsan, ne bileyim, ufak bir detay bile olsa Aziz abinin hayatı söz konusu, gözünü seveyim. Hatırlasam söylemez miyim Kenan? Yani silahın nerede ve kimde olduğuna dair en ufak bir şey bile hatırlamıyorsun, öyle mi? Hatırlamıyorum dedim ya. Peki Ebru? Ebru'ya. Ebru'nun bu olayla bir ilgisi yok değil mi? Sen de iyice taktın Ebru'ya. Yok diyorum. Sen ne demek istiyorsun? Açık konuşsana. Tamam, sakin ol. Sinirlenme ben. Tamam, bir şey demek istemiyorum. Sakin. İşleyen demir ışıldar. Bunalım, bunalım olmaz. Ben bunalım yapayım da kim yapsın alıp? Özü hapishaneye yatırmışlar dedi ya kafes. Bilik, sen hiç aşk romanı da okumadın değil mi? Önce biraz böyle acı çekip sürüneceksin ki adı aşk olsun. Allah Allah, aman kalsın acısı macısı. Anladım. Sen monoton seviyorsun.
Yani bütün dediklerimden bunu mu çıkardın sen? He, bunu çıkardım tabii. Ne çıkaracaktım? Ayol 20'lik yeni yetimeler aşk acısı diye kendini oradan oraya atıyor. Sen gelmişsin kaç yaşına? Ya Rabbim ben şükür diyeceğine dediğin şeye bak. Yani şu halimle güldürdün ya beni. Ben sana başka bir şey demeyeyim. Deme zaten deme. Öyle ayrı kalacaksın ki kavuşmanın tadı olsun. Hadi, hadi Allah, hadi bir sürü işimiz var. Ay ay ay. Beni kırmayıp buraya geldiğin için çok teşekkür ederim. Önemli değil. Benim de bir es vermeye ihtiyacım varmış aslında. Ama benim için önemli Sinan. Sen bana hep destek oldun. Bunu asla unutmayacağım. Benim için ne kadar özel olduğunu bilmeni istiyorum. Vay. Gururum okşandı Ebru. Uzun zaman oldu birisinden böyle şeyler duymayalı. Dalga geçmesene. Ben ciddi söylüyorum. Ne dalgası canım? Gayet samimi bir itiraf benimki. Annenin vefatında pek yanında olamadım senin. Oysa aklım hep sendeydi. Ama işte etraf ne der? Laf olur, söz olur düşüncesiyle destek olamadım sana. Köşeden izleyebildim sadece. Ebru, düşünmen yeter. Gerçekten. İnsanlar o kadar kötü niyetli ki yanlış anlaşılmak istemedim. Zaten herkes kuyumu kazma peşindeyken senin yanında olamazdım ben. Bunları söylemene gerek yok. Sinan, ama ben bilmeni istiyorum. Sen hayatımda gördüğüm en akıllı adamsın. Ama işte ailende ne yazık ki hak ettiğin değeri göremiyorsun. Öyle değil aslında ama. Ailenizdeki hiyerarşinin farkındayım Sinan. Yani demek istediğim şirketin başına asıl sen geçmeyi hak ediyorsun. Vural değil. Sendeki akıl, karizma başka kimsede yok. Keşke bunlar hiç yaşanmadan tanışsaydık. Keşke. Alo aşkım. Canım, iyi misin? İyiyim, iyiyim. Bak sana ne diyeceğim. Bu hafta sonu ikimiz için bir otelde yer ayırttım. Öyle mi? Güzel olmaz mı ama? Baş başa kalırız hem. Dinlenmiş oluruz. Güzel olur tabii ama şimdi ne bileyim ortalık bu kadar karışıkken bilemedim. İstemiyor musun yoksa? İstemez olur muyum hiç? Sen istedikten sonra gideriz tabii. Hem sen de kafanı dağıtmış olursun. Bu aralar çok yorgunsun. Bir sürü şeyle boğuşup duruyorsun. Böyle her şeyden uzakta. Baş başa kalmış oluruz, dinleniriz. Sen nasıl istiyorsan öyle olsun. Görüşürüz. Önce Vural'la yarım kalmış konuşmamızı bitirelim bakalım. Vural Bey. Söyle.
Dediğim gibi Defne sonunda öttü. Aklı, fikri sizden para koparmakta. Biri ruh hastası, öbürü basiretsiz. Dediğimi yaparsan ikimiz de mutlu oluruz. Bana Vural'ın görüntülerini ver. Ve ikimiz de bu yalan hayattan kurtulup kendi yolumuza bakalım. Tamam, kapat şunu, duyacağımı duydum ben. Soyadımızı almış. Kardeşimi beğenmiyor bir de. Bunu geldiği yere göndermek gerek. Dediğimi yaptın değil mi? Tek ve gerçek kopya bu. Defne'ye yarın vereceğimin içinde belgesel var. Belgesel mi? İyi, tamam, neyse. Peki parayı ne yapayım? Git bir hayır kurumuna başla Gencer. Ne yapacaksın? Alır almaz getir bana. Hadi çık şimdi hemen. Vah be anne. O kadar istememe rağmen beni korumak için izlettirmediğin görüntüler bak nihayet şimdi elimde. İnsan olacağım. Söz veriyorum, hiç üzmeyeceğim. Seni çok seviyorum. Vural hep aynı şeyler. Yeter artık. Gitme! Gitme sen. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Söyle Azal'cığım. İyi misin? Azal! Azal! Canım iyi misin? İyiyim, iyiyim. Tansiyon düştü sadece. Otur şurada. Hastaneye gidelim mi? Hayatım, bana söyler misin? Nevra! Nevra, su getir hemen! Nevra! Azal Hanım, iyi misiniz? İyiyim, kendime gelirim şimdi. Doktor çağıralım hemen. Hayatım, gerek yok. Dinleneyim geçer. O zaman gel. Yukarı götüreyim seni odana. Hadi. Melek. Ne istiyorsun? Dur bir dakika, konuşalım. Ne laftan anlamaz adamsın. Benim seninle konuşacak bir şeyim kalmadı. Melek bak, ben senden boşanmıyorum. Sen benim nikahlı karımsın. Bak, hiçbir yere gidemezsin. Ben buna izin veremem. Çek şu elin üstünden ve sen istesen de istemesen de bu iş bitti. Anladın mı? Hayır, bitmedi. Ulan sen evli barklı, çoluk çocuk sahibi bir kadınsın. Utanmıyor musun azlık kaparması olmaya? Ha? Lafını bil de konuş. Ben kimsenin kapaması falan olmadım. Oldun. Nasıl olmadı? Bak, Iğdır'dakiler böyle metres hayatı yaşadığını öğrenirlerse ne düşünecekler ha? Bak, herkese anlatırım. Seni rezil ederim. İnsan arasına çıkamazsın sen. Senin bu boş tehditlerine benim karnım tok. Git anlat, kime anlatıyorsan anlat. Umurumda bile değil. Yeter ki bir daha karşıma çıkma. Melek! Melek, bir dakika! Bir de... Gel şöyle. Gel, yat canım. Yat canım, iyice dinlen. Vural. Beni yalnız bırakma, olur mu? Hazal. Çok bunaldım. Her şey üstüme üstüme geliyor bu evde. Ne yapalım canım, ne istersin? Biraz dinleneyim. Sonra beni dışarı çıkar. Dışarı mı? Evet, bunaldım gerçekten. Nefes alamıyorum. Tamam canım. Yeter ki sen iste. Çıkarız. Gitme. Şimdi de yanımda kal. İyi akşamlar. Keyfiniz bol olsun. Sağ ol. Seni görmeseydik de olurdu ama idare edeceğiz artık. Et et. Biraz idare et. Size de bu yakışır zaten.
Bizde cicim ayları bitmedi henüz, ondandır. Ne güzel. O zaman ben sizi daha fazla tutmayayım, buyurun. Tutamazsın ki zaten balıkçı, senin öyle bir durumun yok. Ama sen haddini bir türlü bilemedin ki zaten. Vural iyice kontrolden çıkmaya başladı. Ne bekliyordun ki? Annemin ölümünden sonra iyice başıboş kalmaya başladı. O olsaydı Vural'a mecbur bir hayat yaşamazdık. Ama yine de annemin bana biraz daha güvenmesini bekliyordum. Sinancığım, kusura bakma ama eğer annen bütün mal varlığının kontrolünü akli dengesi bozuk olan abine bırakıyorsa sorun annen de değil, sen de demektir. Doğru konuş Defne. Yalan mı? Her şey Vural'ın hakkı mıydı yani? Biz ne olacağız peki? Hiç düşündün mü? Başka bir şey düşünmüyorum zaten, merak etme. Çözüm bulamadıktan sonra düşünmem bir işe yaramıyor. Hayır yani, biraz daha akıllı olmanda bir sakınca yok herhalde. Defne, bak ben de hiç iyi değilim. Annemin ölümünü bile hala kabullenemedim. O da yetmiyormuş gibi Vural vasiyetine kayırmasını hiç azmedemiyorum. Sinancığım, senin bir şey yapacağın yok, ben anladım. Ve bu durumu kökünden çözecek bir çare buldum. Sen merak etme. Neymiş o? Zümiye, bağını sorma. Kalkalım mı artık? Aa, niye? Ben çok eğleniyorum ama. Gerçekten mi? O zaman bize. Bize. Hem niye eve gitmek istiyorsun ki? Aklım evde yarım bıraktığım bir işte kaldı da. Aşk olsun Ra. Benden daha mühim bir işin mi var? O zaman bitmeyen işlere. Bire mi içeceğiz? Ne sandın, hadi. Vay be. Hadi bakalım. Hiç şansım yok. Ne zaman oldu ki? Daha. Heyecanlıyım. Ben de canım. Aa, neymiş bu heyecan? Kenan'la bir hafta sonu kaçamağı yapalım dedik.
Yeni evli çiftler romantizm yapacak desenize. Hazal'cığım, siz ne yaptınız dün akşam? Hiç. Dışarıda yemek yedik, sonra da eve geldik işte. Burak niye hala inmedi? Dün gece fazla kaçırdı o. İner şimdi. Günaydın. 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 Afiyet olsun. Parti parayla oturmadan buraya geldim. Hayatım, yapmam gereken bir iş hatırladım da. Sen git arkandan, geliyorum şimdi. Ne oldu? Hayatım, git dedim ya, geliyorum. Hadi bekliyorum. Günaydın Ekrem Bey. Müsait miydiniz? Günaydın Kenan Bey. Buyurun, dinliyorum. Aziz abiyle bir görüşme ayarlamanızı rica edecektim sizden. Tabii haklısınız. Görüşüp kendi gözlerinizle Aziz Bey'i görüp rahatlamak istiyorsunuz. Aynen öyle. Herkes kaldığı yerden hayatına mutlu mesut devam ederken Aziz abinin suçsuz yere içeride olması beni deli ediyor. Anlıyorum, ancak bugün için görüş talebinde bulunup aynı gün izin almamız imkansız. Yarın için bir şeyler ayarlamaya çalışacağım. Peki. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Yani abi, sevdiğin kadınla bildiğin senelerce ayrı kaldım, öyle mi? Aynı filmlerdeki gibi ya. Aynen öyle Rıfat. Üstelik bir de kızın mı varmış o kadından? Vay anasını sayın seyirciler be. Aşk böyle bir şey Rıfat. Eğer kaderinde biri varsa illaki gelir bulur seni hayatın bir yerinde. Yoksa da bir ömür nafile beklersin. Sen ne iyi adammışsın be abi.